İkinci adam ve meselesi. Risale-i Nur talebelerinden, efendim. Risale-i Nur talebelerinden bir genç hafız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi. Bende unutkanlık hastalığı tezahür ediyor, ne yapayım? Ben de dedim, mümkün oldukça namahreme nazar etme. Çünkü rivayet var. İmam-ı Şafii'nin radıyallahu anh dediği gibi, haram nazar isyan verir. Evet, ehli İslam'da nazarı haram ziyadeleştikçe hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip vücudunda su-i istimalat ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusüle mecbur olur. Ondan tıbben kuvve-i hafızasına zaaf gelir. Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden, hususan bu memaliki harrede, o su-i nazardan su-i istimalat umumi bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Ben hastaneye gittiğim zaman bir tane doktor bayan vardı. Onun yanında da anestezi teknikeri yanlış hatırlamıyorsam bir erkek. Bana dedi ki işte unutkanlık hastalığı ile alakalı limon yiyenler var. O yüzden adamlar bu hastalığa yakalanıyorlar. Niye limon ile alakalı bunu söyledi? Çünkü ben dedim ki üstadım da limon kullanıyor. Limonsuz çay içmiyor. Ben de bol bol limon sıkıyorum çayıma. Ben bunu söyledikten sonra limonun unutkanlık yaptığını söyledi. Ben hemen hayır dedim. Yanlışsınız. Neden? Unutkanlık hastalığının sebebi, esası nazarı haramdır. Bakın Üstad Hazretleri bize İmam-ı Şafii'nin bu güzel tespitini, teşhisini açıklıyor, ders veriyor. Harama bakmaktır. Unutkanlığın, nisyanın esas temel sebebi. Dedim, orada bir karate yaptım. İnşallah aklı başına gelmiştir yani. Limon ile ne alakası var? Allah'ın mübarek adamı. Evet, ehli İslam'da nazar-ı haram ziyadeleştikçe hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip. Bakın Üstad Hazretleri burada tıbbi olarak da bir tespitte bulunuyor. Bakın ne diyor? Ondan tıbben kuvve-i hafızasına zaaf gelir. Gusüle mecbur olduğu zaman tıbbi olarak kasları geliyorum. Evet. Vücudundan sıvı çıktığı zaman insanın o heyecan neticesinde değil mi? Vücudu kasılıp gevşiyor. Hatta stresi dahi bu sayede ancak atabiliyor. Sinirliyse, gerginse ancak o şekilde rahatlayabiliyor. Bu su istimalat ile olursa mesela nedir? İnsan harama bakar, günaha girer değil mi? Ve bu şehveti, bu tahriyi vücudundan boşaltmak için mesela mastürbasyon yaparsa değil mi? O zaman hafızasına kuvve-i hafızasına zaaf geliyor. Belirli bir süreç neticesinde unutkanlık hastalığı baş gösteriyor. Bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil. Çok sık, pek çok tekrarladıkça o insana artık hasta gözüyle bakabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar, evet. Bu asırda açık saçıklık yüzünden hususan bu memaliki harrede o su-i nazardan su-i istimalat umumi bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Herkes cüz-i külli o şekvadadır. İşte bu umumi hastalığın tezayüdü ile hadis-i şerifin verdiği müthiş bir haberin tevhiri ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki ahir zamanda hafızların göğsünden Kur'an nez ediliyor, çıkıyor, unutuluyor.
Demek bu hastalık dehşetlenecek. Hıfz-ı Kur'an'a bu su-i nazar ile bazılarda set çekilecek. O hadisin tevilini gösterecek. La ya'lemu